Iğdır'ı büyük bir keyfe muhabbette dolanmaya devam ediyorum ve çekimler yapıyoruz. Tabi bu çekimler esnasında gözüm buradaki güzellikleri çekerken beni de lezzetler kendine doğru çekiyor. Lezzetler de bana doğru bir çekim yapıyor ve bu lezzeti en sonunda aradım taradım buldum. Bakın Türkiye'de değil dünyada başka hiçbir yerde yemeyeceğiniz bir yemeği sizlerle buluşturacağım. Yemeğin adı bozbaşı. Öyle bir ikram ediliş tarzı var ki gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Saat sabah 5-6 gibi başlıyor. Bir de hiç esamesi bile kalmıyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar dayanan bozbaşı denilen o muhteşem yemek ne? Merak ediyorsanız beni takip edin. Vay benim ağam, vay benim paşam. Vay hoş geldiniz efendim. Vay hoş geldiniz. Devam edin efendim. Siz buralarda görmek çok bizim için büyük bir şeref. Hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bu bozbaş denilen şey nedir? Bu bozbaşı nedir? Bozbaş yöremize ait olan özel bir yemeğimizdir efendim. Bakın size söylemiştim ya, yemek bunda yapılıyor. Bu ne gözünü sevdiğim, aynı içine sanki çiçek dikecekmişsin gibi. Hayır efendim, bu yemeğimize ait olan özel bir kabımız. Ha. Bozbaş denen, bozbaş yemeğimiz zaten bunlar pişiyor, bunlar özel. Evet, bozbaş yemeğinin malzemeleri nedir? Her zamanki gibi bizim vazgeçilmezimiz etimiz. Evet efendim, bozbaş eti özellikle koyun etinden yapılır. Bunlar koyunun but kısmı. But. İncik deniyoruz tabii. Bunlara biz şuraya incik deniyoruz. Bir bakar mısınız? Allah Allah. Şu nedir abi? Sonra hayvana ait kuyruk yağımız bu. Sadece hayvanın kendi yağı kullanılıyor. İşte efendimiz bu nohutumuz. Yöreğimize ait bu bozbaşa kalkınan özel baharat. Sarı kök deniyor buna. Tabii normalde zerzeçal diyorsunuz batıda. Tuzu tabii, bir de domates. Bu da yemekten beraber lavaş. Oo, dur abi özel bir dakika lavaş. Bunu göstermem lazım. Genelde bu tür lavaşlar, yani bu incelikte, yani böyle baktığınız zaman karşıyı görebileceğiniz lavaşlar Erzurum civarında olur. Mutlaka geldiğinizde yemenizi tavsiye ediyorum. Evet, biz dünyada sadece Iğdır'da olan bozbaşını yapmaya başlayacağız. Bu mudur yani? Tabii, etler zaten birer porsiyona göre ayrılandığı için nohutumuzu bırakıyoruz. Allah Allah. Şöyle tuzu bıraktıktan sonra. Sonra? Sonra bunlar kaynatılmaya gidiyor. Domates falan bir şey yok, yok mu? O domates falan en son aşama. Aha. Bu peki ne kadar kaynıyor bu? Bunun 4 saat gibi bir süresi ne? Var. Ne? 4 saat. Biz lokantacı olarak mesela lahmacun fırını olduğu için bunu fırına sürdüğün zaman daha kısa sürede. 1,5 saat, 2 saat gibi bir sürede pişirmiş oluyor. O da çok uzun. 2 saat. Tabii. Normalde evde ocakta yapmak istersen bunun 4 saat gibi bir süresi var. Şimdi al abi eline, ben kendim yaptığım, sen de kendi yaptığın buna bardak mı diyelim, ne diyelim, çömleğini al diyelim. Çömleği al. Ve benimle gel bu tarafa. Senemle gelen bu tarafa. Benimle gel buraya. Baş yafaları bırakıver buraya. Şimdi gel bacaracı kardeş. İşte orijinal olarak pişenler burada. Aman Allah'ım, aman Allah. Bir tane şey var mı? Şöyle tutabileceğim bir şey var tabii mı? Tabii. Bakın burada değişik değişik var. Çömlekle yapılan var. Ondan sonra tencere gibi olanlar var. Ben hemen şöyle tutuyorum ve size gösteriyorum. Bir kere şu güzelliğin bir farkına varmak lazım. Bildiğiniz yani hazır çorba bardaklarının biraz daha büyüğü gibi ama içindeki malzemeye bakın. Tek tek kişiye özel pişer, belki de tek yemek bu. Peki bu altındaki çok şaşırttı beni, ilk defa gördüm. Normalde burada mesela köfte falan mı pişiyordu yoksa sadece bozbaş için mi? Sadece bozbaş için yapılıptı. Evet, burada da herhalde et suyu mu bu? Tabii. Et suyu. Şu an şöyle koyalım. Et suyunu aldık. Ve etin üzerine koyduk. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Böyle bir şey gerçekten hayatınızda gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmedim. Yani bunca zaman dolaşıyorum ama
Yani bu şekilde bardak şeklinde çömleğin içinde löp maça eti, kuyruk yağı görmedim. Bu bardakla mı servis ediliyor yoksa? Evet. Bardak. İvan'a servis eder misin? Tabii hemen. Evet, ben masada yerimi alayım ve nasıl servis ediliyor? Yani buraya geldiniz, ben sizin yerinize buraya geldim, öyle farz edin, beni siz farz edin, masaya oturdum. Bakalım benim karşıma bozbaş yemeği nasıl çıkacak? Anlayamadığım bir durum var. Biz az önce bardak şeklinde çömlekte bir yemek yaptık ama önümde çorba kasesi var. Bu birincisi. İkincisi, çatalla kaşığın arasındaki bu nesneye hiçbir mana veremedim. Tokmak mıdır, sarımsak dövücüsü müdür onu anlayamadım. Daha önce görmediğim ama şunu mutlaka sizlere göstermek isterim. Iğdır'a has camış ayranı. Acaba bu lezzetin karşılığında nasıl bir servis olacak, merakla bekliyorum. Özellikle şu ne yapıyor acaba? Gel abi, gel. Acaba kaç kişiye nasip olmuştur bu şekilde bir yemek sunumu? Şimdi abi yani bu yemek, bu çorba kasesi, bu sarımsak dövücü, ne yapacağız şimdi? Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Önce göstereceğiz sana macaracı kardeşim. Ekmeğimizi alıyoruz. Sen mi yiyeceksin? Yok, siz yiyeceksiniz. Sen niye ekmeği aldın o zaman? Gösteriyorum ya. Ha. Yani yok bileyim de şimdi insan canlı. Şöyle. Of of of, bir görelim, bir görelim. Şunun güzelliğine bak, bakar mısınız? Senin yardım et ya Rabbi. Onun vazgeçilmezi soğandır. Asıl lezzeti veren soğandır. Buyurun şimdi. Et? Eti sonra. Ne? Önce siz bunu yiyin, hele başlayın. Eti yiyeceğim ama tabii, değil mi? Tabii, eti yiyeceksin. Yani sizin adınıza. Aslında ben yememeye söz vermiştim ama inanın şu an neyle karşı karşıya olduğumu bilmediğimden sırf meraktan yiyorum. Evet, başla. Böyle yiyeceğiz. Tabii tabii tabii. Yani lokuma sormuşlar. Seni en fazla ne ekarte eder, ne bitirir diye. O da bozbaşı demiş. O da kendine göre bozbaşıymış. Böyle bir şey ya. Lokum, lokum. Ne yaptım şimdi anlamadım. Ben niye bunu yedim şimdi? Doydunuz mu? Hala yo. Tamamdır. Ne doyması? Orada etmek diyor. Dayanamam. Dayanamam. Şimdi acaba hangi aşama var? Sonra? Şimdi et yeme aşamasına geçiyoruz. Of, of, of. Sıra bu tokmağa geldiğinde. Tokmağımızı bu şekilde nohutlarla, etlerle beraber. İndiysen oradan bir ehmek getir görün. Ehmek getirdim, gördün. Katla, al bu kaşık eline. Şimdi benim ezdiklerimi sen azar azar koyarsan buraya. Vallahi de billahi de bunun tadına sizin için bakacağım. Acaba tadı nasıl? Size söylemek için bakacağım. Bakın, samimiyette yemek gibi bir niyetim yok. Desteklesene beni. Evet evet, doğrudur. Belli oluyor. Ah ah. Vallahi kızmayın bana. Ama bu bozbaşı lezzeti insanı ilk lokmada kendinden geçiriyor vallahi. Bu bozbaş denilen yemek için Fransa'dan bile gelenler varmış. Fransızlar bile bayılıyorlarmış. Dünyanın dört bir tarafından sadece bu yemeği tatmak için buraya gelenler var. Peki onlar haksız mı diye sorarsanız, iddia ediyorum sonuna kadar haklı. Şuraya 5 kişilik uçak bileti alıp bütün arkadaşlarınızı toplayıp ailece gelip bu yemeği yemek için bile Iğdır'a gelmek farz mı deseniz bana, Allah'ın izniyle ben farz derim.
Şimdiden afiyet olsun.